Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Saat 17. Bugün de yine gündem dop dolu, dolu diyeyim size. Dün gece zaten çok sevimsiz bir gece geçirdim açıkçası. Umarım siz benden daha iyi bir gece geçirmişsinizdir. Hoş insanlar sağlıkla, ölümle, depremle, ekonomiyle, geçimle sınanıyorlar. Onun için o şımarıklıkları yapmak bana doğrusu biraz lüks geliyor ama yani telebirin kapanış anına ve ekranın simsiyah bir karanlığa gömülmesine, üzerine de halkı kin ve nefrete e, yönlendirdiği için bu cezanın verildiğine dair bir açıklamanın yazılmasına bir televizyon ekranına yani kalbim dayanmadı benim gerçekten çok üzüldüm <laughs> diyeyim size yani meslek hayatımda ilk defa böyle bir ana şahit oldum ben ee, hani daha önce de Türkiye'de ekranlar karartıldı daha önce de Türkiye'de gazetecilere neler neler yapıldı ama hiç o anı stüdyoda yaşamamıştım insanın nefes kesiyor hakikaten çok sevimsiz çok hüzünlü çok kederli bir anmış o Öyle işte onu da sizinle paylaşmış oldum. Hepiniz hoş geldiniz e, bugünkü bültene. Nasılsınız, iyi misiniz diye sorayım. Gürbüz Facebook ekranından iyi yayınlar yazmış. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. E, Cengizhan hemen desteğini vermiş. İyi ki. E, varsınız. E, son zamanlarda sözün arkasında duran olayları gerçek gazetecilerden dinlemek benim için çok önemli. Ben teşekkür ediyorum. Işın Hanım, İzmir'den yazıyor. Şu İzmir'de biliyorsunuz bir deprem sıkıntısı geçiriyor şu aralar Işın Hanımcığım. Aman dikkat edin nerelerde olduğunuza falan. Ani yazıyor. iyi yayınlar Özlem Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya gerçekten Gül yani hani sen de mi yazmışsın ya sohbet odasına birkaç dakika önce giriyorum aslında. Siz neler yazışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan diye biraz bakıyorum. Burada bayağı bir muhabbet şeyi olduk yani. Ee, <laughs> nasıl diyeyim? Bir aile olduk, bir meclis olduk yani. Bir muhabbet meclisi olduk. Ben de çok üzüldüm yani. Gözyaşlarımı zor tuttum diyeyim. Sonra zaten jenerik döndüğü an, yazı çıktığı an artık birbirimizi sarılıp ağlamaya başlamıştık. En azından ben yani. Evet ağladım. Dayanamadım yani. Çok üzünlü bir şey ya. Ya o kadar büyük bir haksızlık, öylesine saçma sapan bir şeyken yani bunu niye yapıyorsunuz değil mi? Hele o stüdyodan çıkarken böyle e, teknik ekibin ben ...onlarla beraber servisle geliyorum eve... ...gece yayından çıkınca... ...yani onların o hali mesela... ...çok fenaydı... Ee, ...işsiz mi kalacağız endişeleri... Yani kolay değil öyle bir televizyon kanalına altı sene ben gerçekten Merdan'a şapka çıkartıyorum. Ben bin kere vazgeçmiştim herhalde. Hoş ben de kendi kanalımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama benim eğitim ne budum ne işte biz böyle bin kişi iki bin kişi kendi aramızda takılıyoruz aslına bakarsanız. Şükran'cığım çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman onurlandırıyorsun desteklerinle. Kanada'ya da çok sevgiler gönderelim. E, merak edilen Kanada'ya. Bolkan e, yazıyor Facebook sayfamızdan. Ömer yazıyor Facebook sayfamızdan. Selamlar Rıfat. Ve i̇yi misiniz? Nasılsınız? E, Eda burada. O da tabii şeyde biliyorsunuz büyük adada ve adada endişe içerisinde sürekli haklı olarak her gün İstanbul depremi konuşuyoruz. Anlatacağım Sedat Peker'e ne olduğunu birazdan. Teşekkür ediyorum İsaç'ım. Ya biliyor musun İbrahim senin şahane bir resmini yapmıştır. Ben onu yarın artık göstereyim. Burada bu hani yasımız var bu deprem nedeniyle kimsenin keyfi yok falan böyle hepimiz bir down durumdayız. E, bu güzellikleri sizinle bir paylaşamadım açıkçası utandım ama e, İbrahim Sözen neredesin İbrahim şuraya bir e, selam yaz göreyim seni e, çok güzel resimlerinizi yapmış böyle çeşitli yerlerden bulmuş Gülten'cim teşekkür ediyorum. Gelsin yeni videolar, <laughs> gelecek yeni videolar. Ha sen şeyi söylüyorsun. Ha bak işte İbrahim burada. Koca elinden katılıyor <laughs> yarışmaya diyeyim. Ayfer'cim selam. Takadacım da burada. Mina Sankonuçiva. Karanlıklar Lord'u bana ihanet etti biliyorsun değil mi Takada? Murat Muratoğlu şeyde Sözcü TV 1 Mart'ta yayına başlıyor biliyorsunuz. Ee, şeyde <laughs> bir galp de benden. Ay canım benim Maya ne yapıyor ya? Maya nasıl? Arada bir bize bir fotoğraf falan bir şey gönder Efe'ye de en azından şöyle nazar boncuklu bir maya görelim yahu ekranda bir bürolar bir şenlensin bir güzellikler olsun bir ışıklar gelsin ekranımıza. Ee, şöyle e, Murat Muratoğlu Sözcü TV'de 1 Mart itibariyle sabahları 3 saat bir programa başlıyormuş sevgili Murat. Neyse iyi maaş veriyorlarsa hala en azından e, şeyden yana pırlantadan ve tek taş yüzükten yana bir ee, şey olabilir. <laughs> ne diyeyim umudumuz olabilir bilemiyorum da. Hiçbirimizinkisi olmasın ama soldu yani. Birçok e neler neler solmadı ki bu ülkede yani böyle bakıyorum bakıyorum içim şişiyor açıkçası yok benim yayın yasam yokmuş ona baktık ben Tele1'in hani kadrolu elemanı olmadığım için öyle bir sıkıntı yokmuş Elfida'cığım hoş geldin Gürcistan'dan mı izliyorsun aa ben de Gürcü'yüm daha doğrusu anne tarafım Gürcü bak ne güzel ee, buradan selamlar gönderiyoruz o zaman Gürcistan'a da Görkem de gelmiş Yapmayan vaziyet bak onu görmedim ya bütün o coğrafya herhalde e, alt üst olmuş vaziyette. Ay <laughs> ne tatlısınız ya o bizim hepimizin gülüşü o gülüşlü sabahlara uyanmak ümidiyle diyeyim. Aa Ayfer de gücüymüş bak. Peki e, hepinize çok çok teşekkürler. E, yeni üyeler, e, hediye üyeler geliyor onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel armağanları e, verenlere de çok teşekkür ediyorum. Evet benim yokmuş e, ama tele var. Cumartesi gecesi inşallah. Gecesi saat 12'de tekrar ekranda orada buluşacağız. Az mı kaldı, çok mu kaldı onu da bilmiyorum ya. Fransa'ya da çok selam gönderiyorum. Ee, Cevat da buradaymış. Bak bak bütün gücüler birbirimizi bulmuşuz. Neyse ee, bu kadar muhabbet yeter. O zaman hazırsanız isterseniz hızlıca gündeme girelim. Önce can kalbiyle başlayacağız tabii. Böyle ufak ufak arttırıyorlar malum. 43 bin'i geçti can kaybı ama bütün uzmanlar başkanacı görür olmak üzere ne yazık ki 100 bin üzerinde bir can kaybımız olacağını öngörüyor. Doğrusu ben de öyle öngörüyorum bölgede de çalışmış biri olarak bu 43 bin rakamları falan bana çok inandırıcı gelmiyor açık söyleyeyim. Ha 43 bin ha 100 bin fark etmiyor. Tek bir evladımızı, vatandaşımızı, kardeşimizi bile kaybetmiş olsak yeterince korkunç bana sorarsanız zaten yaşadıklarımız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe. Kendisi benim meslektaşımdır, şehir ve bölge plancısıdır. Aynı fakülteden mezunuz, o doktörüdür. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllar genel sekreterliğini yaptı. Genel sekreter önemli bir biliyorsunuz belediyelerde. ikinci kişi yani ve kasaya bakan adam yani parayı yöneten adam. Şimdilerde de Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul'da genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyor. Buğra Bey bir açıklama yapmış. Bir envanter çıkartmışlar İstanbul'da. Malum artık İstanbul depremi kapıda. Yani her an olabilir. Ee, o kadar net yani. Ha evet ta kendisi bir envanter çıkartıyorlarmış ve hatta bazı riskli binaları da yıkmaya başlamışlar. En riskli binalar en yoksul kesimin oturduğu yaşadığı binalar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık ama bu cümle içimi acıttı doğrusu. Riskli binalarda yoksullar yaşıyor. E öyle zaten. Yani bütün riski zaten yoksullar yaşamıyorlar mı? En büyük riskleri onlar ve sayıları arttı. Yoksulluk derinleşti. Kentlerde artık kent yoksulluğu diyebileceğimiz bir gerçeklik oluştu. Son derece sıkıntılı, son derece Acı bir gerçek bu. Bugün bu Bey bunu da söylemiş. Şimdi depremden sonra iyi bir şey oldu. Ne oldu? Bütün büyükşehir belediyeleri oturdular, kent planlarını önlerine koydular, bir envanter çıkartıyorlar ve riskli binaları yıkmaya başladılar. Bu İzmir'de de böyle, İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle kira desteği vererek hani geçmişte kentsel dönüşme karşı çıktılar, karşı çıktılar diye bir söylem var ya bu ara. Ya ...işte i̇şte o karşı çıkıldığı iddia edilen kentsel dönüşümü yapmaya çalışıyorlar aslında bakarsanız ama rantsal dönüşüme dönüşmeden kentsel dönüşümü yapmaya çalışıyorlar. Yani vicdanlı, ahlaklı ve şeffaf. Asıl mesele şeffaf bir kentsel dönüşümü yaratabilmek. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir barınma krizi zaten vardı pandemiyle birlikte mülteciler ve sığınmacı akınıyla birlikte daha da artan bir soruna dönüşmüştü bu. Ve şimdilerde yani böyle bir oda böyle hani ahırdan bozma bir eve bile İstanbul'da 5000 TL isteniyor biliyorsunuz. Yani en ucuz rakamı söylüyorum size. Böyle bir barınma krizi şu anda Türkiye'nin tüm kentlerinde var. Üstüne bir de deprem geldi ve insanlar sokakta çadır yok çadır diyorum bakın bugün 18. gün ben utanıyorum söylemekten Kızılay ekranlara büyük paralarla reklam filmleri falan vermiş burada bin kere anlattık Kızılay'ı size kebapçı müdürümü söyleyelim Ikea'ya Katar'a çadır konteyner yapmak için kurulup özelleştirilen e, ve şu anda hiçbir şey üretmeyen Malatya fabrikasını mı söyleyelim e, İşte tarihi geçmiş gıda dağıtmışlar kurban payı diye e, gıda mühendisleri odasının raporunda bu bilgiler var bunu mu anlatalım hangi birini anlatalım sonra hemen bir telefon geliyor Kızılay'dan. Özlem Hanım biz sizi böyle bilmezdik. O zaman yanlış biliyormuşsunuz beni. Yani bilmezlik dediğiniz şey nedir tam bilmiyorum ama hani ben ahlaklı bir gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Durum neyse onu anlatıyorum. İyi bir şey varsa onu da söylüyorum. Elinize sağlık arkadaşlar. Görevinizdi zaten ama yine de aferin yani yaptığınız için sağ olun eksik olmayın. Ama şimdi bütün bunlar yaşanıyor ve ciddi bir barınma krizine yazık ki hala var. Kamu misafirhanelerini bugün açtılar. Bugün ya 18. gün. Üniversiteler kapalı. Hala. Benim oğlum hiç okul yüzü görmeyecek galiba. Ben artık o, o kanaatteyim ve kahroluyorum buna. Bir kayıp nesil yaratıyorlar şu anda. Yani aklımı kaçıracağım. Uzayı her sabah evde gördüğüm zaman böyle ağlamak geliyor içimden yani. Ve daha çevrim içi bile başlatamadılar üniversiteleri yani onları niye kapatıyorsunuz ya bu çocukların eğitimlerini okullarını niye ellerinden alıyorsunuz akıl almaz kararlar bunlar hiçbir şekilde istişareyle verilmemiş ve bugün kamu misafir evlerini açtılar zahmet oldu birçok farklı yöntem deneyebilirdiniz KYK yurtlarına çökünceye kadar Kamu misafir açtılar ve şu anda bir barınma krizi halen devam ediyor. Herkes eşinin, dostunun, akrabasının yakınına, yanına sığınmış vaziyette. Kimileri hala sokakta, arabada yatan var. Şimdi birazdan Armağan Bey, Armağan Teköz meslektaşım bir mimar bağlanacak Antakya'dan ve kendisi size orada ne yaşandığını zaten anlatacak. Şimdi bütün bunlar adil değil bütün bu yaşananlar gerçekten de bir kabus gibi bir süreçten geçiyoruz. Onun için e, Cumhurbaşkanı'na ve kabinenin üyelerine bir grup avukat, bir cengahverlik gösterisi olarak yani aslında hakları hepimizin yasal hakkı ama bir yasal hakkı kullanmak büyük bir kahramana dönüştüğü için memlekette dava açtılar. Değerli avukat Hüseyin Cimşit bizimle beraber kendisi hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Hüseyin Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Başarılı yayınlar. Biliyorum. teşekkür ediyorum eksik olmayın sağ Önce olun. siz sizin sorunuz varsa alayım değilse ben kısaca size olayı anlatayım lütfen hemen anlatın ama bir tık kamera şeyinizi ikimizin farklı oldu baş boşluğu sayın Cimşit bir tık indirebilir misiniz Mustafa Kemal'imizi gördük kendisi tamam. bir tanemizdir onu biliyoruz Buyurunuz sizi dinliyoruz efendim şimdi efendim gördüğünüz sorunlar hepsi hayalet sorundur nedir o gördüğünüz sorun Efendim şu misafirhaneyi niye açmadı? Oteli niye açmadı? İşte filan şeyi niye açmadı? Bunların hepsi hayale soru. Kökeninde ne var biliyor musunuz? Bunu yapmayan kişilerin koşullandırılmış bir kültürden ve eğitimden gelmeleridir. Nedir o koşullandırma? Mesela okuyor böyle değil mi? Dua okuyor. Ama orada diyor ki ihtinas sıratil mustakim. Bizi doğruluktan ayırma diyor, değil mi? O Fatihada öyle söylüyor. Türkçesini de, o, o, Tanrı Türkçe biliyor, bilmiyor diye bir şey. Kardeşim, senin Peygamberin hiç kimseye küfür etmiş mi ya? Siz Kızılay dediğiniz iki buçuk milyon kişiye yemek veriyormuş. Listesini de yayınlasaydı. Var mı biliyor musunuz siz? Yok ki. Ya bir dinin mensubuyuz diyorsunuz, var yalan söylemeyin. Biliyorsunuz ki sorumlu biziz. E söyleyin sorunlu biziz. Ben 18 ay askerlik yaptım. Arifiye Fabrikası'nın kurucularından. Makine mühendisi avukat olarak halen bıraksınlar bir senede o Leopard tankını yaptırırım herkese. Ya kardeşim 99 dekriminden sonra milyarlarca dolar tutarında vergileri topladın mı? Topladım. Başka yere kullandıysan yerine yedek akçeyi koydun mu? Koymadım. Çadır niye stoklamadın? Katlanır konteyner niye stoklamadın? İlaç niye stoklamadın? Gıda niye stoklamadın? Yazayım. Seyyar sahra çadırlarını niye soktu, stoklamadın? Ordunun lojistiğini, levazımını niye seferber edip milyonlarca iş, insana yemek yedirmedin? E bu kadderat yapmayın ya. Baktım ki kimseden ses çıkmıyor. Hani dedim ki bizim barolarımız söyler, bir şeyler söyler. Şimdi gidip Beştepe'nin önünde in oradan aşağı desem ne olacak beyefendi? İnmez ki zaten. Peki eğer hakkınızı savmıyorsanız 140 bin, 160 bin olduk avukatlara sesleniyorum. Ben avukatım demeyin. Lütfen demeyin. Siz ne yaptınız efendim? Şimdi bugün belki görmüşsünüz. Sizin açtığınız bu dava sürecinin ardından bugün bir şey yaşandı. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar bir eylem yaptılar ve deprem için adalet diye bir çağrıda bulundular. Gördünüz mü bilmiyorum bu görüntüleri. Efe'den rica et. Hemen, hemen Şöyle, Koyun yan tarafa ama o yüzü şu hanımefendi. Bakın bu, bu, ülkenin bakın bu ülkenin en tepesinde iki satır dilekçe yazın ya. Orada yani tamam bu da iki satır lütfen dilekçe yazın ya. Gönderdim İstanbul Barosu'na da. İzmir Barosu'na, Ankara Barosu'na, Barolar Birliği'ne. iki satır dilekçe. Hanımefendi bu ülkesin tepesinde kim var aslında biliyor musunuz? Kimdir? fiilen. Herkes Cumhurbaşkanı zanneder değil mi? Hayır efendim, hayır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'dır. Adalet arayacak kişi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na 8 ay önce başvuruda bulundu. Beyefendinin akıl ve vücut sağlığı yerinde midir diye tam teşekküllü bir hastaneden rapor alındı. Gerekçesi de bir Cumhurbaşkanı eğer halkına hakaret edebiliyorsa ortada bir tıbbi durum var. Psikiyatrlar kimler varsa tam teşekküllü hastanede muayene etsin. Bunu söyleyecek tek kişi ama tek kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Müracaat edecek ve efendiye götürecek. Peki neden korkuyorsunuz? Peki siz neden ne korkuyorsunuz? yaptınız? Siz ne yaptınız? Ben sana? de en yetkili kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına. Sadece bir doktor arkadaşım ismini de vereyim. Doktor Sarıda Savaş dedi ki ben bende vekaleti var. Beni de ekle dilekçene dedi. Bak beni de ekle dedi. Ekledim. Gönderdim iadeli taahhütlü, yargıtay cumhuriyet başsavcısı, bakanları, cumhurbaşkanını, hepsini sorgulamaya yetkili. Diğerleri için de diğer savcıları görev, görevlendirmeye yetkili. Yani belediye başkanları, belediye meclis üyeleri için de diğer savcıları görevlendirmeye yetkili. Henüz tık yok. Ama abartısız söylüyorum, binlerce yerden benim telefonum açık, telefon geldi. Abuk subuk olanı da var. Önemli değil. Kendine göre tehdit edeni de var. Biz ölümden falan korkan insan değiliz. Ben 89'da Özal'a in oradan aşağı dediğim için yargılandım 14 celse. Ey Türk milleti özgürlüğün yoksa sen kölesin. Korkmama özgürlüğün yoksa ekmek suyun da yoktur. Kimseye hakaret etmeden sayın meslektaşlarım iki satır dilekçe yazacaksınız. 61 tanesi yazdı. Ne da rica ediyor Ne yazdınız efendim? İçerinde ne var? Efendim şöyle. Önce kişileri yazdım. Kimlerden şikayetçi? Altına her birinin yaptığı görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal. O da yetmedi. Oturdum. Deprem öncesinde, deprem esnasında, deprem sonrasında ne yapılması gerektiğini sayfalarca. Ben iyi bir mühendisim. Türkiye'nin sayresel sayfalarca yazdım. CİMER'e gönderdim. Çünkü Cimer bunu ilgili kuruluşlara dağıtmak zorunda. Ya Allah aşkına bir taneniz cevap yazın ya. Deyin ki beyefendi sen zahmet etmişsin ya da şu okuduk senin yazdıkların bir işe yaramaz. Ya söylesin ya da bir tanesi sizin kanalınıza bir başka kanalınıza azıcık yürekli olun ya. Orta yerde mangal gibi mangalda üfürünce kül bırakmıyorsunuz. Çağırın birisini tartışın. Ben siyasi bir kimliğim yok. Yani siyasetçi değilim. Ha niye de kızıyorum? Bütün muhalefet liderlerine kızıyorum bir tane kızılcık sopası alacağım Ankara'ya geleceğim kapılarında ne için duruyorsunuz diyecekler size kızılcık sopası lazım diyeceğim. Ya beyefendi söylesenize ya siz gidip dava yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etsenize neden etmiyorsunuz? Neden etmiyorsunuz? Peki, Hepimiz ümidiniz oturmuşuz. Var ümidiniz var mı? İzleyicilerimizin bir bölümü diyor ki ya neler oldu bu ülkede? Ne ifşaatlar oldu, neler anlatıldı? Hiç kimse kılını bile kıpırdatmadı. Bir tane bir Cumhuriyet Başsavcısı ya da Cumhuriyet Savcısı işlem yapmadı. Neden söyleyeyim mi? Demin söyledim ya size. İnsanlar korkmak doğal bir duygudur. İnsanlar korkabilir. İnsani bir duygu yani. Kimisi kediden, köpekten korkar, kuştan korkar, insanlar hapse girmekten korkar, kapalı yer yerden sonra asansörden korkar, uçağa binmekten korkar. Korkar oğlu korkar yani. Şimdi Özlem zaman ben sizin bir takipçinizim. Şey. Ne kadar dürüst ve işinizi iyi yaptığınızı bilen bir insanım. Bu gök kubbe bizim. Eğer görevimizi yapmazsak çökeriz. Umutsuzluğumuzu kaybedersek size söyleyeyim ölürüz. Yaşarken ölürüz. Buradan sesleniyorum. Hakimlerimize, savcılarımıza güveniyorum. O 103 amirale açılan davada beraat veren hakim gibi çok sayıda dürüst hakim ve savcımızın olduğuna inanıyorum. Partili olanları bir kenara koyuyor. Hukuka riayet eden, hukuk hayatın ilmidir, Hukuk şerefli yaşamaktır. Hukuk insanlık içindir. 1800 yıllık tanım bu. Roma hukukunu kuranların tanımı. Dolayısıyla insanların şerefine riayet eden avukat, savcı, hakim. Hepinize sesleniyorum. Görevinizi yapın. Yapmıyorsanız, ben avukatım, ben hakimim, ben savcıyım demeyin. Biz avukatlar yemin ederiz göreve başlarken. Hakim ve savcılar etmez. Etmemeli. Neden? hakim ve savcılık o kadar kutsal bir görev ki o insanlar yemin etmeden görev yapmaları lazım. Yani onlar yanlış yapmamalı. Savcı herkesin avukatı. Sen herkesin avukatı ol ama bir çağrı ifadesini yazsana. Bir sürtük diyene diyemezsin dediğimiz için çağrı bizim ifademizi alıyorsun. Hemen onun hakkımızda soruşturma izni veriyor Adalet Bakanı. E şimdi de verecek. Verin kardeşim. Yargılayın. İdam edeceksiniz. Edin. Ama doğruluktan şaşmayız. Bakın Özlem Hanım, çocuğum var dediniz, değil mi? Evet, bir oğlum var. Evet, Allah bağışlasın. Hepimizin Benim evladım. de dört dört çocuğum, iki tane torunum var. Yolda Allah olan da var. Allah bağışlasın. Ama şunu amin cümlesinin onlara öğrettiğim tek şey var, tek tek. Üç tane yok. Yalansız ve onurlu bir yaşamınız olsun. Etrafınıza asla zarar vermeyin. Bunlar Japon olsa intihar ederler. İnsan olsalar istifa ederler. Bu kadar söylüyor. Kaşarlanmışlar ya. Gitsin desin kaşarlanmış dedi. Ya 40 bin diyor, 42 bin diyor. Belki 140 bin. 4 kişi bile olsa. Bakın dört kişi bile olsa. Bırakın 40 bini. İnsan kendine sormaz mı ya? Ben neyi eksik yaptım? 99 depreminde akıllanacaktık. Niçin akıllanmadık? Naci Görür'ü niye dinlemedik? Celal Şöngör'ü niye dinlemedik? Profesör Övgün Ahmet Ercan'ı niye dinlemedik ya da diğer bütün üşenmez, üşümez, soy, pile niye dinlemedik bunları? Bu insanlar ilim adamı. Efendim jeneratör yok. Niye stoklamadın? Mazot yok. Niçin stoklamadın? Sefer görev emniği niçin vermedin? Oraya niye bir koordinatör, kor general atamadın? Orduyu niçin sahaya sürmedin? Ya bunların hepsi görev ihmali. Bu insanlar onlar yüzünden öldü. Bitmedi. Siz kardeşim imar planlarına niçin müdahale etmediniz? Niçin deprem olan bölgeleri yaymadınız? Oralarda iki kattan fazla binaya niçin izin verdiniz? İmar barışı kanunu çıkarıyor. Diyor ki bu imar barışından dolayı bir binana bir şey olursa sorumlusu ben değilim. Hanımefendi hukukun temel prensibini söylüyorum size. Yetki devredebilirsiniz. Sorumluluk devredemezsiniz. Yani siz yasaya yazınca sorumlu özlemdir. Hayır. Sorumlu yönetimdir. Özlem Hanım değildir. Hüseyin değildir. Böyle heyecanlı konuştuğuma bakmayın. Uyuyamıyorum geceleri. O insanların hepsi benim akrabam, evladım, kardeşim. En büyük avukat Mustafa Kemal Atatürk. Hayatta en hakiki müşrit ilimdir, fendir diyor. Bu insanlar ilim fen demiyor. Gözlerini para bürümüş buraları. Tamam mı? Ben, 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 ben her şeyi yapan ben diye televizyona çıkıyorsun. Şimdi desene kardeşim bu işin sorumlusu benim. Bu işin başında ben varım demiyor musunuz? Diyorsunuz. Siz iktidar partisi mensuplarının ya da bakanının kendisine bu sözleri söyleyen ben avukat Cimşit ya da başka bir avukatla bu konuyu televizyonda tartışmaya cesareti olduğunu düşünüyor musunuz? Ben söyleyeyim. Hayır. Niye biliyor musunuz? Korkarlar. Aynen söylüyorum. Hepsini korkaklıkla suçluyor. Yiyseler çıkalım bir televizyona. Onlar neden suçlu anlatayım. Ve orada özür dilesin halkından. Hangi görevini niçin eksik yaptığını bileyim. Bunu niçin söylüyor? Ben 43 yabancı ülkede çalıştım, 58 tane vilayetimizde, binlerce insan çalıştırdım. Hey yöneticiler, burası size mülk değil. Burası bu milletin. Ha eğer hakimler, savcılar, avukatlar hukuka uymazsanız ülke batar, hepimiz altında kalırız. Bu kadar net. Saygılarım. Peki son bir soru. izleyicilerimiz tabii çok etkilendiler açıkladıklarınızdan, söylediklerinizden. Birçok yorum görüyor. Ben de okuyup ekran anında vermeye çalışıyorum. Çünkü burası aynı zamanda çok sesli bir zihin platformu olarak da görüyorum. Bir izleyicimiz diyor ki peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şöyle, hanımefendi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçmesi lazım. Görev onun. Geçmezse ne olacak efendim? Ha işte o adliyede yürüyüş yapan avukatlarımız var ya meslektaşlarım hep beraber Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplanacağız. Toplanacağız. Bizi içeri sokmayacak, çıkana kadar bekleyeceğiz. Ayrı bir asansörden çıkacak, yolu da bekleyeceğiz. Evet. Bu iş böyle olur diyorsunuz yani. Bu iş böyle olur. Öyle adliyenin önünde o da güzel bir eylem. Kınamıyorum. Tam tersine destekliyorum. Ama biraz yumuşakçı olmuş. Yani çok e, hafif bir eylem olmuş. Bu hafif bir eylem. Yani Bakın Kimse yapmazsa tek başıma yapacağım. Yatarım onun arabasının önüne beni dinleyeceksin de. Beni soruştur ya. Çağır önce benim ifademi al. Şikayet eden benim. Yasa öyle diyor. Önce şikayet edenin ifadesini al diyor. Savcı önce şikayet edenin ifadesini alacak. İhbarı yapanın ifadesini alacak. Niçin çağırmıyorsun? Bu ikinci ihbarım. İlk ihbarım tam teşekküllü hastaneden akıl ve vücut sağlığının yerinde olduğuna dair muayene ettirin bunları. Bence değiller. Çünkü bir insan halkının bir bölümüne küfredemez. Yönetici olup siz eder misiniz? Edebilir misiniz? Ben eder miyim? Edemem. Mi? Ben bu konuyla ilgili fikirlerimi dün söyledim zaten. Hiç yakışıklı da bulmuyorum. Yani çok dehşetle izliyoruz. Çok teşekkür dünyada ederim. Her, hayır, dünyada herhangi bir ülkenin başında olan kişinin ağzından 103 tane ülke var. Böyle bir söz duyulmuş mu? Trump dahil. O sözleri Trump aptal dediğinde Trump'a söyleseydi değil mi? Niye söyleyemedi? Halkının bir bölümüne değil. Bekliyorum bu iki buçuk milyon yemek sağacaklar. Ben Değirmendere çadır kurdum. 4 öğün yemek veriyorduk. Her gün 5000 kişiye. Yerini söylüyorum. İzmir büyük bir şehir belediyesi ticaret odası ve İzmir valiliğinin organizatörü bendim. 99. 10 günde bin çadır kurduk. Dört ön yemek veriyorduk çünkü insanlar panikte gece yarısı acıkıyorlardı. Gece yarısı yemeği de veriyorduk. Evet, sen şu iki buçuk milyon kişiye nereden yemek verdiğini bir listesini yayınlasın Kızılay. Buyurun, bu yayını gönderin onlara ya da ben yazayım bir dilekçe. Sizi tebrik ediyorum. Bana söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Bir kişiye faydalı olsa bu yayınız bakın bir kişiye biz görevimizi yapmış oluruz Özlem Hanım. Sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Samsun Barosu'na bakın kayıtlı değerli avukat Hüseyin Cimşit'le beraberdik. Kendisi ve 61 diğer cesur avukat bir soruşturma bir suç duyurusu için başvuru dilekçesi yazdılar. Kamuoyuna açıkladılar. Takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Türkiye'deki tüm baroları ve avukatları da bu eylemselliğe katılmaya ve bu yaşanan sürecin yargıda hesabını sormaya davet ediyorlar. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Sağ olun, aygı duygularla. Evet, e, Hüseyin Bey'i uğurladık. Yani evet, şimdi hani söyleyecek bir şey yok. 61 avukat çıkmışlar. Bu e, dilekçeyi yazmışlar ve sürecin takipçisi. Bugün e, gerçekten de İstanbul Adliyesi'nde bir eylem vardı. Sesli olarak görelim şimdi e, onu Efe. İstanbul Barosu'nun e, kayıtlı avukatlarının yaptığı... Plan yani bugün İstanbul'da yapıldı. İstanbul e, Adliye Sarayı'nda yapıldı. İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar e, bugün oradaydı. Alper Taş'ı gördünüz ama tabii hukukçu kimliğiyle oradaydı diye tahmin ediyorum bir yandan da. E, deprem için adaleti talep ettiler. Bu arada tabi süreç e, hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Evet bir yandan işte konteyner kentler çadır kentlerle ilgili süreçler var bir yandan biliyorsunuz bugün ilk ihaleye çıkıldı Toki tarafından dün Toki Başkanı Ömer Bulut açıkladı 11 ilde diyor 300 bin üzerinde konut inşa edeceğiz Fay hattından 500 metre ileride inşa edeceğiz ya kardeşim bu kadar hızlı yani nasıl olacak bu işler? Ama çıktılar, ilk ihaleye çıktılar, yapıldı. Gaziantep'te sektör biliyorsunuz dün de anlatmıştım bir merkez kurdu, başına Limak Holding, Nihat Özdemir geçirildi ve orada harıl harıl inşaat faaliyetine başlamak üzere çalışıyorlar. Ee, yardım toplama faaliyetleri de devam ediyor. Haluk Levent bugün bir açıklama yapmış. Spekülasyonlar sebebiyle diyor, ahbabın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını da gidermek adına ahbabın tüm mali süreçlerini İçişleri Bakanlığı'na açtık diyor. Ee, yani gerçekten hani sizin de aklınıza geliyor değil mi ahbabın topladığı babalanın topladığı filan bu paralara yani hatta dün Halk TV'de İzmir Belediyesi için, için toplanan bu uh, paralara. Hani hükümet el koyar mı filan diye sizin de siz de aklınızdan geçiriyorsunuz değil mi? Ben düşünüyorum bazen çünkü Haluk Levent böyle bir açıklama yapmış diyor ki İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce tüm e, e, denetleme belgelerimizi ilettik, hatta dosya numarasını da paylaşmış hani eğer bakmak isterseniz diye spekülasyonlar nedeniyle aylar önce denetlemeden geçmiştik diyor Haluk Levent ama yine de. Ee, biz İçişleri Bakanlığı'na bu denetleme isteğimizi bildirdik diyor. Yani Babala TV'de benzer şekilde herhalde bir şey yapacak diye ben düşünüyorum. Bu arada onlar da yardım çalışmalarını artık para toplamıyorlar. Onlar o işten çıktılar. Para toplamıyorlar. Onun yerine e, yardım çalışmalarına yani aslında Mert Fırat'ın Afet Platformu'nda ve ihtiyaç haritasında yaptığı şeyi yapmaya devam ediyorlar. TÜİK bugün İki yıldır açıklamadığı ölüm istatistiklerini açıkladı, ölüm verilerini açıkladı. Biliyorsunuz bunu biz Halk TV'de, Ozan Gündoğdu'yla sürekli konuşuyorduk. Diyorduk ki TÜİK niye ölüm verilerini açıklamıyor? Seçime giden bir Türkiye'de bu verilerin şeffaf olması gerekiyor ve bugüne kadar da hep açıklanıyordu zaten. Niye? Seçimle ne ilgisi var diyeceksiniz. Şöyle bir ilgisi var. Hangi ilde kaç seçmen kayıtlı? Kayıtlı olan seçmenlerden kaçı hayatını kaybetmiş, kaçı ölmüş? Bu bir matematik veri yani bu seçime giden bir Türkiye'de şeffaf olması gereken bir veri. Nihayet bugün TÜİK bu verileri açıkladı. Ee, son iki yıl içerisinde ölümler yüzde on altı buçuk artmış. Bu tabii acayip bir şey yani istatistiksel olarak. Bunun önemli bir bölümü pandemiyle ilgili. Pandemi döneminde e, ciddi şekilde vatandaşımızı kaybetmiştik. O zaman da biliyorsunuz açıklanan verilere yine... Ee, bir şey olmuştu nasıl diyeyim ee, bir mesafe olmuştu insanlarda bir güven sıkıntısı yaşanmıştı ve insanlar endişe etmişlerdi. Yani acaba bunlar doğru veriler mi diye. Defin törenlerinde de benzer durumlar yaşanmıştı. Şimdi de zaten deprem bölgelerinde toplu mezarlarda insanlar hala yakınlarını aramaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz bir futbolcuyla ilgili cenazesi karıştı, kimliği karıştı. 500'e yakın kimliklendiremediğimiz evladımız var. Kayıp çocuklar var hala. Aileler hayatta çocuklar ortada yok, nerede olduğu bilinmiyor. Yani bütün bu süreçler yaşanmaya devam ediyor. Ama işte hepsinden önemlisi malumunuz inşaat. O inşaat olmadan ne yazık ki e, Türkiye yola devam edemiyor. Şimdi sizin ekranlarınıza enteresan bir araştırma getireceğim. Ipsos Uluslararası Bir Araştırma Şirketi. Türkiye'de de Genel Müdürü Sidar Gedik e, düzenli olarak çeşitli araştırmalar yapıyorlar. E, bu depremden sonra da telefonla tabii yüz yüze yapılmamış telefonla çatı dediğimiz bir teknikle yapılmış bir e, araştırma bu ama yine de enteresan. Ülkeler ortalaması ve e, şey çünkü dünyada da yapılmış araştırma. Ülkemde büyük bir şehri doğal bir afet vuracak ifadesi konusunda ne düşünüyorsunuz? E, muhtemelen olacak, olmayacak, kesinlikle olacak çizgisinde bakın Türkiye'yi bir iki üçüncü sırada pardon. 1 2 3 4. sırada görebilirsiniz. Türkiye'de toplumun önemli bir bölümü bir afetin olacağını zaten biliyor. Devam edelim. Bunun için araştırmaya gerek yoktu bence ama bunlar enteresan. Hele bir veri var ki çok şaşıracaksınız. Siz kendi yaşadığınız ilde yakın zamanda böyle büyük bir felaketin yaşanma ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? E çok büyük ihtimal düşünüyorum diyen yüzde 43 onlar İzmir'de, Adana'da ve İstanbul'da yaşayanlar sanırım biziz yani. Yüzde 15 hiç düşünmüyorum diyor. Ee, öbürü de yüzde 42 de hayır düşünmüyorum diyor. Devam edelim. Yani bu afetle karşılaşacağını düşünen toplumun yüzde 40'ı. Oturduğunuz konutla ilgili bir araştırma yaptırmış mıydınız? E, tabii ki de yüzde 76 hayır demiş. Oturduğunuz konutun depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet diyen yüzde otuz onun dışındaki bölüm ya hayır ya da emin değil. Devam edelim. Yüzde on hiç düşünmüyor zaten demiş Okan. Hay <laughs> Allah Okan ya. Neyse ya. O yüzde on nerede yaşıyor ben anlamadım demiş Sermin. Anıl da diyor ki yüzde on kesin 40 verildir. Çorum'da olabilir, Yozgat'ta olabilir, Niğde'de olabilir. Evinizde deprem çantanız var mı? Var mı bu arada sizin? Ee, benim var ama nerede durduğunu bile hatırlamıyorum. Utanarak söylüyorum. Tabii bunların hepsini e, konuşuyoruz şu anda evde. Her şey bütün duvarlara, dolapları sabitliyoruz falan. Yani yeni bir hayata geçtik. Evinize deprem çantanız var mı? Hayır yok diyen yüzde yetmiş. Deprem çantası hazırlamayı düşünüyor musunuz diyen de yüzde yetmiş üç. Yokmuş. Bak kimsenin yok. Yok yani. E, artık var demiş Özlem. Aynen. Var yatağın altında demiş Eda. Ya yatağın altı doğru yer miymiş Eda ya? Ee, Eda adada yaşıyor biliyorsunuz. Büyük adada. Ee, Engin ne yapmış bakayım? Merak ettim şimdi kendinizce ne önemler aldınız. Engin de diyor ki kafa ucumda baret balyoz ekledim. Hmm Evet. O da iyi fikir. Yatakta yani değil mi? Ee, Şenay diyor ki benim başucumda suyun var aşkım. O bana yeter. Peki. Ee, buyurun Gülay da diyor ki Naci Hoca deprem çantası anlamsız dedi. Bir düdük falan meseleleri vardı. Depremi yeni öğrendik. Her seferinde yeniden öğreniyoruz diyelim Kemal'cim. 99'da bir öğrenmiştik unuttuk şimdi tekrar yani. Eda yarım yamalak bir çanta işte. Sermin diyor ki benim de yok. Benim var ama diyor çadır koyacak yer yok. Çadır da mı koymamız gerekiyormuş çantanın içine? Allah Allah. Çünkü zaten ülkede çadır yok değil mi? Hay Allah'ım yarabbim. E, %15 evin yolunu bilmiyor demiş. Aynen. Evet, bakıyorum işte Takada benim de yok demiş. Bak bu kadar gündür konuşuyoruz deprem. Peki devam edelim. En ilginç sonuç e, henüz e, gelmedi. Geçen hafta on elimizde 8 saat arayla iki büyük deprem yaşandı. Akrabanız, arkadaşınız var mıydı? Bakın Türkiye'nin %60'ı Evet vardı demiş yani çünkü o kadar çok ili etkiledi ki illaki oralarda bir akraba veya arkadaş vardı. Yaralanan ya da hayatını kaybeden var mı? Yüzde ee, 31 evet yaralanan arkadaşım oldu. Yüzde yirmi evet hayatını kaybeden oldu. Yani demek ki Türkiye'nin yarısından fazlası bir akrabasını ya da yakınını ya kaybetmiş ya yaralanmış. Yüzde kırk sadece hayır yok diyor. Devam edelim. Evet bu dehşet. Şimdi bu sonuç, bunu lütfen bana biriniz yorumlar mısınız? Depremlerin ardından başlayan arama kurtarma destek çalışmalarının ilk 24 saatlik performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? %51 başarılı değil, hiç başarılı değil demiş. Çok başarılı diyen bir %44 var. Bak, çok başarılı diyen bir %44 var. Ee, yani ben hani. Çok ilginç gerçekten ya. Peki depremlerin ardından başlayan yani ilk 24 saat değil sonrasındaki çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok başarılı başarılı diyen yüzde 63 var. Şimdi siz bu ekrandaki grafiğe bakarak ne düşünüyorsunuz? Korku demiş Merve. Başka açıklaması yok. Ben ben ya bilmiyorum yani. <laughs> Sen bu anket çok başarısız demiş. Ya. Ben ben acayip şaşırdım ya. Yani e, zaten kritik olan oydu ve onu yüzde 44 çok başarılı artı başarılı bulmuş. Bence burada şöyle bir sıkıntı var. Bu korku falan değil e, arkadaşlar. Bu e, bu yani bu şöyle bir şey. Bu medya düzeni. Bakın dün Tele 1 kapatıldı. Bildiğin televizyon kapattılar ya. Ekşi Söz'e erişim engeli geldi. Ee, insanların normal ana akım medyadan alamayacakları haberleri al alacakları tek kanallar olan sosyal medya YouTube şu bu sürekli olarak engellemelerle karşılaşıyor. Twitter yavaşlatılıyor, bir takım web siteleri kapatıldı, ee, kalan bütün kanallara işte Halk TV, KRT, Fox TV hepsine çeşitli cezalar yazılıyor ve insanlar Türkiye genelinde ee, sadece o öbür diğer ana akım medyayı seyretmeye devam ediyorlar. Oradan öğreniyorlar öğrendiklerini ya da işte eşten dosttan falan duydukları neyse. Ya çok önemli bir kitlenin ilk 24 saatte, ilk 48 saatte ne yaşandığına dair en ufak bir fikri yok bu ülkede. Nasıl ki gezi döneminde ne yaşandığına dair en ufak bir fikri yoktuysa Nasıl ki orman yangınları sırasında ne yaşandığına dair en ufak bir fikri yoktuysa, nasıl ki işte efendim ekonomide, külliyede Merkez Bankası rezervlerinde orada burada ne olduğuna dair en ufak bir fikri yoktuysa, bugün de depremde 48 saat bildiğin can pazarı yaşayan, yaşamda kalma mücadelesi veren ve çoğu da ne yazık ki öldü gitti o kardeşlerimizin o deprem bölgesinde ne sıkıntılar yaşandığından kimsenin haberi yok. %44 hiç duymamış, bilmemiş, merak etmemiş, öğrenmemiş. Çok enteresan bir biz bize yeteriz Türkiye'm. İşte efendim kendi medyalarımız içinde hıdırlar bize bir sıdırlara. Ben bir şey söylüyorum, siz çok haklısınız o zaman diyorsunuz. Ben gözyaşlarına boğuluyorum, beraber ağlıyoruz. Burada bir tane bile Hani farklı fikir olmuyor. Olsun diye uğraşıyorum ben açıkçası. Ama yok. Bu temas yok edildi. E, o yüzden de kimsenin hiçbir şeyden haberi olmuyor. Mesela bugün meslektaşım Armağan Teköz beni bir telefonla aramasa. E, bir, gene bir başka meslektaşımdan almış telefonumu. Meslektaşım derken mimar olarak meslektaşımdan bahsediyorum. Ben de çünkü mimar diplomasına sahibim e, aslında. Aramasa ve Antakya'da ve Türkiye genelinde ne yaşandığını anlatmasa benim de haberim olmayacaktı. Şimdi sizi Antakyalı mimar Armağan tek özle tanıştırmak istiyorum. Armağan Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk Ozan. Öncelikle çok geçmiş olsun. Siz Antakyalısınız ve bir depremzedesiniz. Ne yaşadınız şu anda, neredesiniz? Önce onu dinlemek isterim. Ben Antakya'dan dün e, öğlen ayrıldım. Şehir dışındayım. Çocuklarımın yanına geldim. E, depremin olduğu günden itibaren Antakya'daydım. E, mimarım inşaat da yaptım Antakya'da. E, yaptığım binalar ve e, orada oturanlar onlara yardım edebilmek için. Onun dışında da e, memleketime sahip çıkarmak için orada kaldım bugüne kadar. Evet. hissedebiliyorum. Siz oralısınız normalde değil mi Armağan Bey? Evet. Antakya'dayım. Antakya'da oturuyorum. Mimarlığı nerede okudunuz? Ben Doğu Akdeniz Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Sonra döndünüz gene kendi kentinize doğup büyüdüğünüz Antakya'ya. Orada mimarlık yapmaya başladınız. 2000 yılında itibaren Antakya'da mimarlık yapıyorum. Toplam 11 tane bina yaptım. Bu 11 tane yaptığım binada Allah'a şükür hiç yıkım olmadı. Ee, oturanların da hepsi sağ salim çıktı. Bunları bir fiil başından sonuna kadar da takip ettim. 11 binanız vardı Antakya genelinde mimar olarak imza attığınız. Hepsi ayakta mı kaldı? Ayakta. Demek ki yani işi düzgün yaptığınız zaman oluyor yani öyle mi? Yani bunu şu an demek çok zor. Böyle bir şey demek. Keşke memleketim komple ayakta kalsa. Ee, bunu söylemek çok rahat edemiyor. Bunu söylemek beni rahat etmiyor. Rahat, rahatsız ediyor yani anladım. Peki geçtik bunu hissediyorum ne yaşadığınızı. Ama siz 11 binanız ayakta kalmasına rağmen bir mimar olarak gereğini yaptığınız, onun en azından vicdan rahatlığını yaşamanıza rağmen gözaltına alınmak üzeresiniz değil mi? Ya bugün tabi e, tabii şöyle bir talihsiz konu var. Bizim bütün mimar mesleki arkadaşlarımız korku içerisinde yatıyor. Hepimiz depremzedeyiz. Hepimizin 3 yaşında, 5 yaşında çocukları var. Daha büyük çocukları, yaşlılarımız var. Benim annem babam Alzheimer, demans hastası. Kendi kendilerine yetemiyorlar. Onları depremden alel acele bir yerlere atabildik. Çocuklarımı başka bir yere atabildim. Ben bugün yaptığım binalarda hiçbir kusur olmadı, yıkım olmadı, ölü olmadı. Ama 2000 yılından itibaren ben 121 tane mimari proje çizdim ve bu binaların e, bittiği zaman yapı kullanım belgesi aldı bu binalar. Biz de mimar olarak buranın elektriği, doğal gazı, suyu açılsın diye bu belgelere imza attık. Tabii 121 tane binanın nasıl yapıldığını, ne şekilde yapıldığını biz mimar olarak bunu kontrol edecek pozisyonda değiliz. Biz bu belgeyi Ama. İmzalarken sizin aslında teknik olarak bir sorumluluğunuz yok. Fenni mesulün sorumluluğu yok mu orada? Yani benim bildiğim bir inşaat mühendisinin şanteyi denetliyor olması lazım bu belgeler çıkarken. 194 İmar Kanunu planında bunların mimarın tanımı, şantiye şefinin ve müteahhitin tanımları net bellidir. Biz yapı kayıt, yapı kullanma belgesinde imzaladığımız zaman bizim çizdiğimiz mimari projenin yani şemanın yerinde birebir yapıldığına dair biz kontrol eder imzamızı atarız. Onun yapım tekniğine, beton armesine, içinde kullanılan demire, bet zemin etüdüne, e, jeofizik raporlarına bakmayız. Bizim mesleğimiz değil çünkü ben zeminden anlamam. Ben mimarım, tasarımı yaparım. O tasarım birebir fiiliyata, bir vücuda bul bürünmüş mü ona bakarım. Eğer bu şekilde yapılmışsa ben bu yapı kullanım belgesini imzalarım, elektriği, suyu açılır. Orada bir iş kazası olsa inşaat esnasında iş kazası olsa benim bir sorumluluğum yok. Şantiye ve müteahhitin birebir sorumluluğu var iş kazasında. Ama bugün e, hepimiz inanın evlerimizden toplanıyoruz. Benim dün gece bir arkadaşım altukarı olan mimar e, alındı, karakola götürdü, kelepçelendi. Suçunu kendisi bilmiyor. Beş yaşında iki tane çocuğu var, hanım var. Hüngür hüngür ağlıyor. Nerede oldu bu olay Armağan Bey? Ankara'da oldu. Ankara'da? Ankara'da. Marmaris'te benim gene bir meslektaşımı Kaldığı otelden aldılar, kelepçelediler. Suçu ne bilmiyor. Çünkü çizdiği bir binada iki kişi ölmüş merdivenden inerken. Ya merdiven çökmüş ya iki kişi aşağı düşmüş. iki kişi ölmüş. Ve bunun sorumlu olarak mimarı toparlıyorlar. Kimisi üç gün içeride kalıyor, kimisi dört gün içeride kalıyor. Tabii devlet de burada bir şey yapıyor ama biz bir depremzedeyiz. Ee, hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Ailemizin psikolojisi bozuk, çocuklarımızın psikolojisi bozuk. Yani hepimizin psikolojisi bozuk. Lütfen bu süreci biraz daha itinalı. Yani herkes zanlı altında, herkes kötü bina yapıyor olarak algılanmasın. Benim çizdiğim binalara e, ilkokul mezunu müteahhitler imar affı uygulanıyor. İki kat fazla yapıyor biz imar yapı kullanmayı aldıktan sonra. Devlet de buna imar affı belgesi veriyor. E bu yıkıldı oldu benim yapı kayıt belgem var diye beni tutukluyorsunuz. Benim ama onlar hiçbir şey olmuyor şu ana kadar işte Esra yazıyor siyasetçi var mı tutuklanan? Vallahi Esracığım bir tek siyasetçi bile özür bile dilemedi yani. Ee, şimdi çok acayip bir şey oluyor. Gerçekten de bir can havliyle herkesi tutuklayalım. Nasıl da böyle bu meselenin arkasına üstüne gidiyoruz. Görüntüsü verelim diye mi acaba bunu yapıyorlar? Çünkü yani hiç araştırmadan, etmeden altında imzası bulunan herkesi teker teker alıyorlar o zaman anladığım benim. Evet. Dün geceden itibaren çoğu mimarı e, bulunduğu yerden alıyorlar. E, attığı yapı kayıt belgeleri, yapı kullanma belgelerinden o imzalardan dolayı alınıyor. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yok bu binalar inşaatında. Bu binanın yapım tekniğini hiçbir mimar bilmez. Bugün Türkiye'nin çok meşhur mimarları, Türkiye'nin e, Avrupa'da projeler çiziyor. Türkiye'de Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de projeler çiziyor. Veriyor projesini, uyguluyor. Kim bunu nasıl uyguluyor, hangi mimar bunu takip ediyor biliyor. Yani bu binanın betonarme kalıbı gününde sökülmüş mü? Sulaması yapılmış mı? Zemin etütleri sağlam mı? Hangi Kimin, mimar... kimin bunu kimin bunu normalde denetlemesi gerekirdi? Mimar zaten anlamaz bu işlerden. Ya bir inşaat mühendisi olması lazım bunun ama ama Arman Beyciğim yani Arman diyeceğim size meslektaşım olduğunuz için yani Türkiye'de geçici belgeyle müteahhitlik yapan 150 bin tane insan var. Bildiğin 150 bin kişi Geçici belgeyle müteahhitlik yapıyor yani. Bu aynı anda 20 tane bina yapan müteahhit var. Aynı anda bakın ben yaptığım binaların hiçbirini aynı anda yapmadım. Birini bitirip birine başlarım. En fazla iki tane bina yaptım aynı anda. Takip edebileceğim iş kapasitesi kadar bina yaptım. Aynı anda 20 tane bina yapan müteahhit var ve ilkokul mezunu. Biz bunlara benim meslektaşım mimari projesini çiziyor. Yapı kullanmasını benim meslektaşım veriyor, imza alıyor. Binalar yıkıldığı zaman ilk anda benim meslektaşlarımı topluyorlar. Bu bence haksız. Yani şu süreçte bizler çok dar bir dönemden geçiyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yani kayıplarımıza mı üzüleceğiz? Ailemizden ölenlere memleketimizin yandığına, kül olduğuna, bittiğine mi üzüleceğiz? Ya da ailemizde ben teyzemi görüyorum. Dün diyor ki her torunum, her çocuğum ayrı bir şehirde diyor. Biz bir daha nasıl bir araya geleceğiz? Diye. Biz bunlara üzülürken bir anda bir bakıyoruz. Telefon birisi geldi. Polis kelepçeleri takıp götürüyor. Neymiş? Ben hayatımda benim arkadaşım mimar altı olan hiçbir bina yapmamış. Sadece mimari proje çizmiş. Adam dün gece Çocukların yanından aldılar. Hay Allah. Peki e, Mimarlar Odası'yla falan görüştünüz mü Armağan Bey? Yani bu meseleyi tabii bu yayın ona e, umarım e, e, bir e, şey olur, bir vesile olur. Mimarlar Odası da takip ediyor. Genel Merkez de takip ediyor. Hatay Şube Başkanı da takip ediyor. E, yayını yaşadığımızda kalıyoruz. Belki bilmiyorum bu süreç nasıl ilerleyecek ama inşallah her, her şey eskisine döner diyeceğim ama çok zor. Gelecekten çok ümitli değilim, bilmiyorum Antakya için ne yapacağız. Biz bugüne kadar Antakya'da bir fiil e, ne yapabiliriz diye bir sürü arkadaşla toplandık. Antakya belki yeniden inşa edilecek o da ayrı bir konu ama yeni yapılar yeni betonarme yapılacak olan yapılar çok önemli değil. Önemli olan benim düşüncem Antakya'nın kültürel varlıklarının eski ruhla yeniden inşası. Eğer biz Antakya'nın kültürel varlıklarını bize atalarımızdan kalan e, bu binaları eskisi gibi yapamazsak yeni yapılan yapılarda kimse oturmaz. Antakya'yı görmeye gelmeye kimse gelmez bir daha görmek için. İnşallah evet. Habibirka Camisi, inşallah kiliselerimiz, inşallah meclis binamız, valilik binamız eskisi gibi orijinali gibi yapılır. Ben bu konuda Kültür Bakanlığı'na da güveniyorum. Türkiye'de önde gelen mimarlık platformlarına, önde gelen mimarlara da güveniyorum. Bunu takip edelim. Yani Antakya'da yeni yapılacak, evet yeni betonarme yapıların Belki güzel olmayabilir, belki beğenmeyebiliriz. Başımızı sokacak bir ev olabilir. Bu önemli değil. İleride belki 20 sene sonra bir daha yıkar yaparız onları. Ama kültür varlıkları yıkıldı. Onu bir defa şu an ayağa kalkacak. Umarım dört dörtlük o binalar ayağa kalkar ve Antakya eski ruhuna bir daha kavuşur. İnşallah. Peki Armağan Teköz çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun bu ilginç bir durum anlattığınız şeyler. Takip edeceğim bunu ben de kendi adıma hem bir gazeteci hem de bir mimar gazeteci olarak ama umarım siz de gözaltına alınmazsınız. Bu anladığım kadarıyla her an mümkün olan bir ihtimal şu anda. Teşekkür ederim. Çok sağ olun inşallah. Tekrar geçmiş olsun. Evet, Hataylı mimar, Antakyalı mimar, Armağan Teközle beraberdik kendisini gönderiyorum çok teşekkür ediyorum ben ama gündeme aktarmaya devam edeceğim. Şimdi bakın eğer işi ehline vererek doğru düzgün yaparsanız mimarların projeleri de ayakta kalıyor zaten. Hatta bugün bir grup mimar anonim bir grup mimar bir e, video yapmışlar. Bir izleyin bakın. Antakya'da ayakta kalan binaları kimler yapmış ve nasıl ayakta kalmış onlar? Çok kısa bir şey. Efe lütfen onu ekrana getirebilir miyiz? <laughs> Gördüğünüz gibi bu binalar ayakta kalmış. Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Antakya'da doğru bir imar planı olan, doğru bir yapı tekniğiyle yapılan, doğru e, ahlaklı bir denetimden geçen, doğru zemin etüdü olan, doğru kişilerle çalışılan örneğin statik projesinde bir e, müteahhitin değil, ilkokul mezunu e, bir inşaat mühendisinin yaptığı, doğru yüklenici müteahhit, bir şantiye sorumlusunun olduğu, doğru düzgün bir inşaat ekibiyle çalışılan doğru güçlendirme yapılan doğru malzeme kullanılan her bina ayakta kalıyor Şili'de de böyle olmuş 9 büyüklüğünde bir depremde 500 kişi hayatını kaybetmiş Japonya'da zaten sürekli böyle oluyor yani demek ki mesele nasıl yapıldığıyla ilgili ne yapıldığından değil nasıl yapıldığıyla ilgili ve bugün de bu ekrana ekranda gördüğünüz ayakta kalmış olan binalar zaten şu anda ev sahipliği yapıyor deprem o bölgelerde. Onun için meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi gelelim Sedat Peker konusuna. Türkiye bir süredir büyük bir dayanışma içerisinde ilerliyor biliyorsunuz. Ve o e, dayanışma içerisinde herkes kendi e, ahbabının, eşinin, dostunun, komşusunun yarasını sarıyor aslına bakarsanız. Ve dün de Halk TV ekranlarında bizim Tele1 ekranlarımızın karartıldığı e, saatlerde İzmir Belediyesi'nin sponsorluğunda, organizasyonunda büyük bir organizasyon yapıldı. Kutluyorum İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Tunç Soyeri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekibini. Gerçekten muazzam bir iş çıkardılar e, ee, hedefimizi açtık diyor Tunç Başkan. 33.098 ailemize kira desteği için toplam 330 milyon topladık. Dayanışmamızı sürdüreceğiz, büyüteceğiz. Yuva sıcaklığına hasret kalan deprem hep birlikte destek olacağız. Bir yıllık kira masraflarını karşılıyorlar biliyorsunuz depremzedelerin bu bütçeyle ve kendileri vermiyorlar. Yani doğrudan deprem zedeyle bu yardımı yapmak isteyen kişiyi, yardımseveri bir araya getiriyorlar. Doğru modelde bu olmalı ve bu budur da zaten. Önce şu bir kısa videosu var bir izleyelim sistem nasıl çalışıyor. Bugünden sonra da destek vermek isterseniz eğer. Depremzedelerin ev Depremzedelerin ev kiralamasına destek olur musun? Bir kira, bir yuva kampanyası, siz yardımsever vatandaşlarımızın ev kirası desteklerini depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bir kira bir yuva.org sitesine girerek kira desteği vermek istiyorum formunu doldurun. depremzedelerimizin yeni bir hayat kurmasına destek olun. Evet proje bu. Telefon numaraları internette var. Taka'da uzayı yakalamış. Uzay chat'te mi? Görmüyorum Vallahi Yazarsa bir şey Efe'de getirse... E, uzay denilen benim oğlum biliyorsunuz kendisi okula gidemediği için chatte tabi yapacak bir şey yok. Şimdi e, bu proje tabi büyük başarıyla büyük bir organizasyonla gerçekleşti ve dün geceki bu yardım kampanyasına savaş ateş isimli biri 30 milyon TL yardımda bulundu. Bu kişinin e, aslında Sedat Peker olduğu bir e, şey isimle ne denir ona müsteyar denir Rumuz isimle e, bir Rumuz isimle ee, bu bağışı yaptığı iddia edildi. O da onun üzerine a uzay üye mi oldu? Aa, bak neler oluyor siz takip ediyorsunuz. Haklısın Eda ya. Hediye üyelik mi geldi uzaya? Aa inanmıyorum. Gene kendi cebinden uya olmadı yani. Gülay görüyor musun bak bana bir 25 TL bile vermiyor yani. Uzay Tatar. Neyse hesabını yayından sonra soracağım. Ee, üyelik gelmiş herkese ne kadar güzel harika e, ee, çok mutlu oldum. Hepiniz aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. 50 milyon TL mi, 30 milyon değil mi? Ha ben ne bileyim. Bana ha 50 ha 30 yani gerçekten benim için iyi para, çok e, ciddi para. E, hepiniz yeni üyeler hoş geldiniz. Şimdi bu e, 50 milyon TL. 50 milyon TL'nin Sedat Peker tarafından bağışlandığı ifade edildi ve birçok medya kuruluşunda da bu haber oldu. Bugün sabah saatlerinde bunun üzerine Özge Peker kendi kapalı hesabından herkes ulaşamıyor çünkü Özge Hanım sadece kadınlara açtı e, şeyi bu e, hesabını. Dolayısıyla birçok kişi üye olamıyor aslında. Sabah saatlerinde bir açıklama yayınladı. Şöyle verebiliyor muyuz bunu? Yani hani iki dik ekran gibi verebiliyor muyuz? Veremiyoruz galiba. Veremiyor muyuz? Ha, süper oldu bu. Tamam. Alt yazıyı da alırsam. Özge Hanım şöyle yazıyor. Herkese merhaba. Eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek depremle ilgili düşüncelerini belirtip üzüntülerini paylaşmak adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Yani Sedat Peker bir video çekmiş aslında depremle ilgili bir video çekmiş. Belki bir çağrıda bulundu bilmiyorum ama bunu yayınlamak bunu paylaşmak için avukatları üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına bir müracaatta bulunmuş. Ancak süreç biraz uzadığı için bir türlü izin alamamış belli ki dijital tecrüt olduğunu zaten biliyoruz Sedat Peker'in. Belki bir sene oldu bir video ıı, çekemiyor. Sedat Peker tweet dahi yazamıyor bunu biliyoruz e, ve bu dijital tecritin kaldırılması için Avukat Ersan Barkın bizim yayınlarımız üzerinden de birçok başka yayına katılarak da muhalefet temsilcilerine bir çağrıda bulundu ve dedi ki ya e, tanık koruma programına alınması ve dijital tecritin kaldırılması için lütfen gerekli başvuruları yapın ama e, bu dijital tecrit hala kalkmış değil. Ancak süreç biraz uzadığı için bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm diyor Özge Peker. Depremin ilk gününden itibaren eşim tüm yakınlarını organize edip depremle ilgili çeşitli yardım çalışmalarını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir Demek ki buradan anlıyoruz ki aslında Sedat Peker e, bu çalışmaları yapmaya devam ediyormuş. Eşimin ismi geçen yardım organizasyonlarına katılan bütün herkes tır şoförleri dahil. Bunu da yeni öğreniyoruz bakın. Meğerse Sedat Peker bölgeye tır tır malzeme gönderiyormuş aslında. Tır şoförleri dahil gözaltına alınmış. Acaba bu hani bir ara böyle tırları durdurdular, acayip bir şeyler oldu, o deprem şeylerinin girişinde falan. Acaba bununla mı ilgiliydi? Böyle bir şeyler mi arıyorlardı? Yani demek ki yardım göndermiş. Bizzat eşi avukat Özge Peker anlatıyor işte beraber görüyoruz ve haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır meğer Sedat Peker'in bu yardım tırlarında görev yapan bunları organize eden hatta tırı süren şoförlerle bile ilgili e, bu davalar açılmış bu mahkemeler halen daha devam etmektedir İnanılmaz bir şey yani hani herkes orada canıyla uğraşırken bu tırları bulmuşlar gözaltına almışlar ağır ceza mahkemelerinde davalar açmışlar Eşim yapmış olduğu yardım çalışmalarının kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır. Buna rağmen bulmuşlar yani Sedat Peker olarak yapmamış yardımı ama valla ben de bakın ben de bunu gördüm yani ben de öyle zannediyordum. E, hakikaten ben de yani oturlar bunun için e, e, durduruluyor zannediyordum. İlk defa ben de bugün öğrendim yani enteresan. Şoförün suçu ne? gerçekten adam ne bilsin yani. Bu mahkemeler halen daha devam etmektedir. Eşim yapmış olduğu yardım çalışmalarının kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır. Yaşam alanına çevrilmiş konteyner, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca da deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla deprem nakti nakdi olarak para yardımı halen daha devam etmektedir. Bakın yakında şey 10 bin dolar alan depremzede kim bu konuyu konuşacağız herhalde pek yakında yani nakdi yardım yapıyormuş. Para da gönderiyormuş sadece işte yemek, gıda vesaire değil. Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli yardım organizasyonunda gerçekleşen bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Ayrıca iyi niyetli de olsa bu yönde yapılan haberler gerekçe gösterilerek yapılan yardım organizasyonuyla ilgili savcılık tarafından araştırma yapılıp yardım paralarına tedbir koyma yoluna gidebilirler. Şaka yapmıyorum bir bilseniz biz nelerle uğraşıyoruz diye yazmış Özge Peker. Bu çok ciddi bir iddia bakın. Özge Peker'in Instagram hesabında yaptığı bu açıklama aslında Ahbab'ın aslında Babala TV'nin yaşadıklarının da bir iz düşümü. Yani benzer bir şey ben size daha e, birkaç dakika önce söylemedim mi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı bu paraya daha önce olmadı mı? Pandemi döneminde büyükşehir belediyelerinin topladıkları bağışlara el konulmadı mı? Tedbir kararı getirilmedi mi? Belediyeler üzerinden yardım dayanışma kampanyası yapılması e, engellenmedi mi? Yani bu çok enteresan bir şey. Bu paraları zaten almak için bahane arıyorlar. Bu haberlerin yaygınlaşması e, Özge Hanım kendisi yazıyor işte savcılık tarafından araştırma yapılıp yardım paralarına tedbir koyma. Yani kanıtlamak durumunda da değiller bakın onu da söyleyeyim. Yani savcılık bir soruşturma başlatabilir diyebilir ki burada bir şüphe oluştu. Evet ben bu paraya tedbir kararı getiriyorum. Evet kullanmaz o parayı öyle oldu. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt dışından kredi buldu İstanbul Medres e, metrosu için. O krediye de tedbir kararı getirdiler. Haciz koydular. Yani daha önce yapıldı bunlar. Hani şaka yapmıyorum derken Özge Peker haklı aslına bakarsanız. Tedbir getirirler. Yani bu şunun gibi bir şey. E, ne benimsin ne şeyin kimseye yarı olma kara toprak. Bu, bu Buna gelir iş yani. Kimse parayı kullanamaz. Eşimin depremle ilgili video çekme müracaatına olumlu cevap gelmesi halinde. Video hazır. Kendisinin daha detaylı anlatacağını düşünüyorum o videoda. Çok şeyler öğrenebiliriz siz buna olumlu bir cevap geleceğini düşünüyor musunuz hiç düşünüyor musunuz yani sizce Birleşik Arap Emirlikleri makamları Sedat Peker'in böyle bir video çekmesine ve bunu yayınlamasına izin verir mi hiç sanmıyorum. Dün gece gerçekleşen değerli yardım organizasyonundan dolayı da çok mutlu oldum. Ancak içimiz yangın yeri ve hala ruhen kendimi toparlayabilmiş değilim. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum. Açıklama böyle. Özge Peker'in Instagram hesabının görüntüsünü bir daha verelim. İlk sayfa. Evet bu. Ee, yani Özge Peker'in adresi bu. Ee, fakat kapalı bir adres olduğunu tekrar hatırlatayım. Ee, sadece kadın e, kullanıcıları açıyor hesabını, yani siz bir istek gönderiyorsunuz, bakıyor, kabul ediyor veya etmiyor, eminim eminim. İşte tam da tam da onu anlatıyordum dilekçim eminim. Çünkü kendisini takip ediyorum, çok uzun zamandır takip ediyorum. Bir gazeteci olarak da takip ediyorum, storylerinde filan da daha önce böyle defalarca açıklamalar yapmıştı zaten. Durum bu, ekşi sözlük bir açıklama yapmış anladığım kadarıyla. Efe eğer varsa o açıklamanın görüntüsü ee, bir onu görelim istersen. Çünkü deminden beri takada da yazıyor. Ha bu mu açıklama? Görelim. Onlara da erişim engeli gel. Bunu nasıl görelim babacım ya? BTK ile konuyla ilgili görüşme sağlayabildik ve ayrıca karar numarasını daha önce sizlerle paylaştığımız sur ceza hakimliği kararında elden tebliğ aldık. Alınan karar yani engelleme kararı ekşi sözlüğü. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısıyla 5651 sayılı kanunun 8A maddesi uyarınca verilmiş olup herhangi bir içerik bu karara dayanak göster gösterilmemiştir. Allah Allah. Yani şöyle bir şey yok. Şu paylaşımlar veya da şu başlık nedeniyle değil. Sitemizin tamamının engellenmesine gerekçe olarak Ekşi Sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı her ne kadar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları ekşi sözlük yönetimi tarafından yerine getirilse de bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığından bahisle kamu düzeninin etkilendi. Ha evet. Hiç kimse kamu düzenini bozmuyor. Hep biz bozuyoruz yani gazeteciler, işte ekşi sözlükçüler, oncular, buncular, tabii ki telebir, e yani BTK yazmaları lazım zaten. Zaten yazmaları lazım. Gerekçede de işaret edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi bir internet sitesi olarak mahkeme kararını uyguluyor ve yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Vesaire vesaire. Evet. Anlaşıldı. Yani anlaşıldı zaten mesele. Mesele anlaşıldı. Şimdi Türkiye bir seçim sürecine girdi. Biraz da ondan bahsedeyim. Ee, Can Selçuki Türkiye Raporu'nun e, kurucusu ve Türkiye direktörü. Can Selçuki bugün bir tweet yazmış. Şubat ayı Türkiye Raporu anketini tamamladılar. Ve bu rapora göre açıklamıyorlar yalnız. E, bir süredir e, Türkiye raporu ve Can Selçuki araştırma açıklamıyor. Sadece abonelerine gönderiyor sonuçları. AK Parti'de belirgin bir düşüş var. Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş, çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor. Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız. Şimdi yani her ne kadar Ipsos'ta <laughs> Türkiye'nin %63'ü çok başarılı bulsa da deprem organizasyonu Türkiye raporunun anketi öyle çıkmamış. AK Parti'de bir belirgin düşüş ve sahada çalışan diğer partilerin de oylarını arttırdığı görülüyormuş Şubat ayı anketinde. Ee, ve Hande Fırat'a konuşmuş bugün AK Partili yetkililer. Hande Fırat Hürriyet gazetesinde köşesinde yazmış... Ee, iktidar tarafı AK Parti kanadı seçimlerin zamanında yapılmasını istiyor. Dün de zaten yabancı basına Blomberg'e ve Reuters'a ismini vermek istemeyen AK Parti yetkili. Bunlar çok meşhur. Bunlar hiç isimlerini vermek istemiyorlar. Ee, ama çok yetkili insanlar ve uluslararası basına konuşuyorlar ee, bu insanlar. Onlar demişler ki işte 14 Mayıs'ta yapılacak. Hatta sloganımız bile belli. Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz falan filan böyle bir haber. Özgür Özel de bir basın ...toplantısı yaptı hemen bu haberlerin arkasından dün. O da diyor ki yani bu bir senaryo, bir tiyatro oynuyorlar. Ee, sanki yapacakmış gibi gözük gözükecekler seçimleri. Bak işte seçimi istiyoruz falan diyecekler. Arkasından da YSK, Yüksek Seçim Kurulu devreye girecek ve seçimleri erteleyecek. Bu senaryoyu aslında daha önce e, Fatih Altaylı köşesinde yazmıştı hatırlarsanız. Özgür Özel de bunun e, gerçekleşeceğini düşünüyor. Bakalım ne olacak? gerçekten Türkiye bir seçim sürecinde ne yaşayacak hepimiz yaşayarak göreceğiz ama hepimiz çok endişeliyiz tabii her şeyle ilgili yani medya bağımsızlığı ile ilgili ifade özgürlüğü ile ilgili Türkiye'deki adalet konusuyla ilgili seçim sandıklarıyla ilgili YSK ile ilgili aklınıza gelen her konuyla bir zamanlar endişeli modernler vardı biliyorsunuz ben onlardan biriydim ve endişeli bir modern olduğum için çevremdeki birçok arkadaşım tarafından çok dalga geçiliyordum meslektaşlarım arasında da öyle Ya ama abarttınız siz de ya falan diyorlardı valla şöyle söyleyeyim hani ee, endişeli modernlerin endişelendikleri her şey ve onun üstündeki her şey başımıza geldi. Hani bundan sonra artık muhafazakarlar da biraz endişelense iyi olur diye düşünüyorum ben bundan sonrası için. Çünkü bundan sonrası için yani çok sıkıntı. Ben dün gece o telebirin o karardığı anı da yaşadıktan sonra hakikaten psikolojim tam çöktü yani öyle söyleyeyim size. Yani hala o anı unutamıyorum ben. Nasıl olabilir ya? Nasıl bir televizyon ekranı simsiyah oldu ya. Yani orada biz böyle el salladığımız bir kare var. Ben hani mahvoldum o anda yani. Kim bilir bu ülkede neler yaşandı değil mi adalet meselesinde yani. Ne kadarını biliyoruz, ne kadarından haberimiz bile olmadı. Onun için böyle bir dönemdeyiz yani. Seçim sürecini de böyle geçireceğiz. O çok belli oldu. Bakın dün 3 milyon... Bir kaç demiş Tunç Soyer 3 milyon 700 bin siber saldırı olmuş e, bu e, şeyin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına. Bak 3 milyon diyorum size <laughs> Şenay 3 milyon 3 milyon 700 bin siber saldırı ne yapıyorsunuz ya? İşiniz gücünüz mü yok? Başka işiniz mi yok yani? Ülke yönetmek bu kadar boş beleş bir iş mi oldu ya? Oturmuşlar bilgisayarların başına 3 milyon ya 3 milyon 700 bin hele biriniz bir anlatın bana bu böyle şey mi acaba yapay zeka falan mı uzay hani böyle talimat veriyorsun aynı anda 500 bin kişi mi mesela saplıyor ne oluyor bir şey mi ne, ne nasıl olabilir ya bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, e, dayanışma için kurduğu bir internet sitesine 3 milyon 700 bin siber saldırıyı kim yapıyor niye yapıyorsunuz ya neden? Ya gerçekten 3 milyon bireysel değil ne peki nasıl oluyor Trey bir bot mu yapıyor bir yani kompütüre şey veriyorsun bilgisayar komut veriyorsun o mu yani nasıl oluyor ya bilmiyorum ki ben ya bot yazılımlarla ha tamam yani e, ama o bile bir iş ya bot yazılımlarla bunu yapmak. Mesela böyle zamanlarda bana da oluyor mesela bilinmeyen numaralardan telefonlar, o Facebook Messenger'dan aman Allah'ım neler, Instagram DM'den yok hesabım hacklenmiş. Şimdilerde bir e-mail e, peydahlandı, her sabah uyanıyorum aynı kişi şerefsiz yazmış mesela. Ertesi gün işte başka bir şey yazmış. Söyleyince çünkü ergen arkadaşlar başka amaçla kullanıyorlar ya o videoları, beyinsiz bir grup var böyle. E, o, <laughs> her gün bunlarla uyanıyoruz biz ya. Mecbur muyuz kardeşim ya? Biz ne yaptık? Artık insanları hakikaten delirttiler. Geçen gün birisi şey yazmış. Güler yüzlü bu mimar kadını da zıvanadan çıkarttılar diye. Evet biraz engelliyorum tabii canım. Yani engelliyorum da nereye kadar kardeşim? 3 milyon 700 bin siber saldırı nedir ya? Şimdi böyle bir ortamda seçme seçime gidiliyor. Ekranlar karartılıyor vesaire. Strateji bu yani sizin anlayacağınız. Bir de e, ekonomiden isterseniz, ya, pardon siyaseti bitirmeden bir haber vereyim. Onur Saylak'ı hatırlıyor musunuz? E, Tuğba Büyüküstü'nün e, evlatlarının e, babası, e, ilk eşi Onur Saylak, TİP'e katılmış. Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Onur Saylak ve e, Barış Atay, meslektaşı olan, kendisi de bir oyuncu olan Barış Atay da hoş geldin aramıza kardeşim diye bir mesaj yazmış. Bunlar olacak Türkiye'de. Yani hiç e, artık hani elini taşın altına sokmuyor gibi gözüken insanlar artık böyle bir şeyler olacak yani. E, yepyeni bir düzen kurulacak. Başka yok yani başka türlüsü yok. E, başka türlüsü yok mümkün değil. Kısaca hemen bir şeye bakalım isterseniz. E, ekonomiye bakalım. Teşekkür ederim kralcım bu arada. Eksik olma sağ ekonomide ya valla hiç haber bile olmadı gördüğünüz gibi. Hani demişti ya Sayın Bakan Nebati önemsizleştireceğiz demişti Merkez Bankası para politikaları faizini önemsizleştirdiler. Yani <laughs> zerre umurunda değil kimsenin öyle söyleyeyim size. 50 e, bas puan şakkadanak indirdiler. %9'du e, 9'du e, e, faiz şimdi %8.5'a indi yani sorsanız faiz haram sorsanız muazzam bir ekonomi yönetimi e, verdiniz yetkiyi görüyoruz etki şeklinde günlerden geçiyoruz fakat ete rekor zam geldi. Yani faiz indi ama ete rekor zam geldi. Son 33 aydır kesintisiz olarak bütün gıda fiyatları artıyor. Sabitleme falan vardı ya yalan oldu o. Deprem, deprem ortalık yıkılıyor yani enflasyonda. Yani e, bir deneyin bakalım, bir kredi almayı deneyin. Yüzde kaç faizle alabiliyorsunuz? Yüzde kaç faizle alabiliyorsunuz? Kiraları zaten yaşıyorsunuz. Ne olduğunu siz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Durum bu. <laughs> en güzelini Engin yazmış. <laughs> evet, aynen. Bakalım öyle mi olacak, ne olacak? O kadarını da bilmiyorum. Hadi ya, konu da mı öyle? Ben kola içmiyorum. İçme kardeşim kola diyeceğim ama o da ben karışmayayım artık yani. Al bak Utnopist'im yazıyor. Merkez Bankası 8,5 diyor ama bankalar mevduata %25 veriyor. İşte bu. Ne oldu? Hani faiz haramdı. Aynen. Durum böyle arkadaşlar. E, bugünü de bitirdik, toparladık. Uzun oldu. Kusura bakmayın. Enteresan bir yayında. Hepinize tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum bugün işte televir öyle simsiyah yani düşünmeden edemiyorum ben bunu yani cumartesi akşamı gideceğim ben gönüllü olarak kalkıp gideceğim stüdyoya yani orada hani en azından bir bir güler yüzle bir umutla bir şeyle tekrar açalım yayını diye gittiği yere kadar gittiği yere kadar bugün perşembe yarın 17'de tekrar karşınızda olacağım o zamana dek Galp. Galp. Birisi kalp göndermişti bana yayının başında. Kimdi? Bak unuttum. Ee, onun galpi ne galp? Okan galiba. O muydu? Kimdi? Kim galp atmıştı bize? Ben de size galp gönderiyorum. Çok galp. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.